بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. dersimize bir hatırlatma yapsak. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmışlar. Yuvalarına dönmeliler. Hatırlarsanız okumuştuk. Dün geniş izahat vardı. Bir mana hatırıma geldi. Unutmuşuz dün derste de. Bu Tahrim suresinde dersinden sonra hatırlama geldi. Tahrim suresinden bazı misaller vermiştik. Orada Tahrim suresinde iki tane misal var. İşte varaballahu meselu. Önce Nuh'un sonra Lut'un. Diyor ki eğer senin bu verdiğin örneklere, Kur'an'ın bu hükümlerine, sana emrettiklerimize uymazlarsa o kadınlar, hanımların onlara Nuh'un ve Lut'un karısının başına ne geldiğini örnek ver diyor. Ağır ya. Bazen insan zorlanıyor. Böyle sağa sola kıvırmaya, çevirmeye, yontmaya çalışıyor ya ayeti. O Tahrim suresinde kısa kesimlerden dersten sonra hatırlamaya tam onu da vardı bir de. Şimdi hani bir önceki dersi kısa bir tekrar yapıyoruz ya malum. Hatırıma gelmişken söyleyeyim dedim. Sonra devam ediyor. Tekrar ee, Meryem annemiz örnek veriyor. Ama diyor örnek ibret alacak olurlarsa onlara Meryem'i de örnek ver. Hani diyor biz Meryem'i edebiyle, ahlakıyla, ibadetiyle üstün kılmıştık da, ona iftiralar atılmıştı da, sonra biz ona ruhumuzu göndermiştik. Malum ruh Cebrail, Cibril'i göndermiştik, ibret almıştı. İki misal sana yeter diyor. Dinlemeyenlere Nuh'un ve Lut'un karısını örnek ver. Ama Kur'an'ın bu öğütlerini alan hanımlara da Meryem'in örneği Kur'an iki kadından bahseder. Birisi Meryem annemiz, diğeri de Asiye annemiz. İkisi de Kur'an'ın öğütlerine, peygamberin, peygamberlerin öğütlerine kulak verenlerdi. Evet, 73. vecizemize geçtik. Hatırımızda kalsın diye okuduk. Cenab-ı i̇şte Hak tabi bunların hepsinin hakikatini anlamayı nasip etsin. Tasarrufu kudretin müsati vesait ve muinleri reddeder. O kader-i zülcelal tasarrufu kudreti tevessülü tesiri noktasında oluyor şemsimiz zerre misal iki zerre beynin cazibeyi el ele al. Git gide ta şems-i şumus ve kehkeşan beynindeki cazibenin yanında koy. Yükü bir kar dağıtı bir melek şemsi ele almış bir şemsi misali melekin yanına getirir. İğne kadar bir balığı yan yana bırak. O Kadiri Zülcelal. Tecelli vasi askardan ta ekbere itkanı mükemmeli birden tasavvura al. Cazibede cazibe ve nevamis vesaili pür seyyal gibi örfi emirler tecelli kudrete tasarruf hikmete birer isim olması yahut birer isim olması yahut gibi örfi emirler tecelli kudrete birer tasarrufu hikmete birer isim olması odur yalnız meal başka meali olmaz beraber de bir düşün bileceksin ki biz zarure ki esbabı hakiki vesaiti zi misal. Muinler hem şerikler birer emri batıldır, birer hayali muhal. O kudretin nazarında hayat vücuda kemal. Makamı büyük mühimdir. Buna binaen derim küremiz, alemimiz neden muti musahhar olmasın hayvanı misal? O sultanı ezel. Bu tarzı hayvan tuyura kestetle münteşirdir şu meydanı fezada muhteşem ve pür cemal. Bostanı hilkatinde salmış da döndürüyor onlardaki nagamat bunlardaki harekat tesbihattır o akval. İbadettir o ahval kadimi lem yezale hakimi la yezale. Küremiz hayvana pek benziyor asarı hayat gösteriyor eğer yumurta kadar küçülse bil farzı muhal. mini mini bir hayvan olması pek muhtemel. Yuvarlak bir hu huveyne küre kadar büyüse o da böyle olması pek garip bir ihtimal. Alemimiz insan kadar küçülse yıldızları zerreler suretine dönerse bir zişur hayvana dönmesi caiz olur. Akıl da bulur mecal. Demek alemi erkanı erkanlarıyla birer abidi müsebbih, birer muti musahhar halik ile mezele, kadir ile izale, kemmen büyük olması, keyfen büyük olması her vakit lazım gelmez. Zira daha cezaletlidir sanatı hardalı misal. Bir san bir saattan ki timsal Ayasofya kadardır. Bir sineğin hilkatı hayret fezadır fiilden o mahluku bi fasal. Ger kalemi kudretle bir cüz'ü ferd üstüne esirin cevahiri ferdiyle yazılsa bir Kur'an ki sığarı sayfe nisbeti bir kibri sanatı meal sayfeyi semada yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı Kerime cezaletle müsavi nakkaş-ı sanatı her tarafta pür cemal pür kemal her tarafta böyledir derece-i kemalde kalemdeki ittihat tevhidi ilan eder bu kelamı tür meal iyi bir dikkate al iyi bir dikkate al <laughs> dersin mevzusu kısaca tabi çok uzun bir mana da 24. mektup 24. söz 32. söz 20. mektubun hem mukaddimesi yani la ilahe illallah vahdehu la şerikele la şerikele yani kelime olarak belki desek ki bu üstad burada neyi tefsir etmiş? La şerikele kelamını tefsir etmiş. La şerikele. Nedir la şerikele? Şirke kainatta yer yok. Ortaklar, muinler, yardımcılar yok. Nasıl bir manadır peki bu? Üstadımız bunu tabi dedim ya bahsi geçti üzere çok yerlerde izahını yapmış. Şimdi e, kainatta sebepler var görüyoruz. Mesela ilaç şifa için sebep, müşteri rızık için sebep, çocuğun vücuda gelmesi için erkek kadın yani cinsler sebep. Çoğaltın gitsin misallere. İşte yağmurun olması için de bulut sebep, sıcaklığın gelmesi için yaz sebep. Hani çoğaltın gitsin misalle. İşte güneşin dünyaya biliyor musun açısı kaç derece? 23 derece 27 dakika mıydı? Doğru mu? Ha, mesela kış yaz ortalamasındaki o açı farkı. Şimdi bu gibi meseleler, bu gibi manalar hepsi e, gayet açık, aşikar. Ses gelmiyor muymuş? Ses, mikrofon buradan daha yakında şu anda. Yani ses, eğer hışırtama başka bir şey yoksa problem yok. Ses şu anda olabildiğince yakın. Ama başka problem varsa kontrol etsinler. Evet. Baktığımız zaman her şey bir sebeple vücuda geliyor. Şimdi bir insanın bir şey yapmasına o insana verebilirsiniz. Mesela burada bu çayın doldurulması, bu çaya limon atılması sebepler noktayı nazarında bana verilebilir. Ama dünyanın her tarafında çayların yapılması, bardaklara konulması, içine limon atılması bana verilemez. Yani yaptığın işin büyüklüğü arttıkça Sebeplere ve yardımcılara ihtiyaç hissedersin. Ölçümüz bu bizim. Bir şeyin faaliyet ve vücut olarak vüs'ati, genişliği ne kadar artarsa muine ve yardımcı o kadar ihtiyaç var. Mesela siz bir e, 10 milyonluk ülkeyi 4-5 bakanla 10-15 tane genel müdürlükle, daire başkanlıklarıyla yönetebilirsiniz. Ama Türkiye gibi 80 milyon nüfuslu bir yeri 15-20 tane bakanlık yetmez. 8-10 tane yardımcı yetmez. İşte 50-100 tane danışman, müşavir e, yetmez. Niye? Bir yerde sizin hüküm ferma olmanız için eğer kudretinizde vüsat yoksa muinlere ihtiyacınız var demektir yardımcılara. Şimdi bakalım Türkiye Cumhuriyeti'ne. Cumhurbaşkanı zatında tektir. Temsil olarak söylüyoruz. Buna uluhiyet denilir. Şimdi Allah'ın bir uluhiyeti var, bir rububiyeti var. Uluhiyet zatının tekliği ehadiyete bakar. Rububiyet vahidiyete bakar. Nedir rububiyet? Bütün kainatta bütün mahlukatı yaratıp Rab ismi rububiyet. Bütün kainatta bütün mahlukatı yaratıp bütün mahlukatın ihtiyaçlarını bizzat vakti münasebe kendi gidermesi. Buna rububiyet ilahiye denilir. Şimdi bu misali anlamak için. Cumhurbaşkanı zatında tektir. Cumhurbaşkanıdır. Ama fiil ve icraatında yardımcıları, danışmanları, bakanlıklar, bakan yardımcıları, müşavirler, daire başkanlıkları, genel müdürlükler. Bak indir aşağıya gel. Müdürler, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar, muhtarlara kadar indi. Şimdi Bağlum'un işte Karakaya Mahallesi'nin burası. Karakaya, Karakaya Mahallesi'nin muhtarı da Cumhurbaşkanı'nın vazifesini görüyor. Onun ona tevzi ettiği, tevzi ettiği bir vazifeyi yapıyor. Cumhurbaşkanı. Bak ne oldu? Bağlum'un idaresi noktasında belediye başkanına, kaymakama öyle mi? Muhtara, bekçilere, kolluk kuvvetlerine, askere, jandarmaya ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı namına hepsi iş yapıyor. Bak şimdi ne oldu? Mekan büyüyünce, nüfus artınca zatında tek olmakla beraber fiil ve icraatında yardımcılara ihtiyaç hissetti. İşte Allah'ı yani yaratıcıyı, Halık-ı Zülcelal'i yarattığından ayıran en büyük nokta bu odur. Hem zatı tektir hem rububiyeti tektir. İşte buna Rabbül Alemin deniliyor. La şerikele buraya bakardı daha ziyade. Mesela benim eşim benzerim yok. La şerikeleyi bana bu noktada tatbik edemezsiniz. Niye? İnsan olarak Ali Osman Apaydın olarak benim eşim benzerim yok dünyada tekim. Parmak izim yok, DNA'm yok, RNA, hiçbir şeyim yok. Karakteristik özelliğim yok. Bak zatımda tekim. Ama icraat ve fiilde muinlere, yardımcılara ihtiyacım var. Bu dershanenin faaliyetlerinin yapılabilmesi için işte kameranın çalıştırılmasından tutun da işte çayımızın doldurulmasından tutun da bütün her şeyde muinlere ihtiyaç var yardımcılara. Bu kadar küçücük bir yerde muinlere ihtiyacım var. Burası büyüsü 10 katlı bir bina olsa ne kadar muine ihtiyaç, yardımcıya ihtiyaç var? Daha ziyade anlaşılır. İşte diyor ki bu ifade ve cizede okuduğum hani önce kendim okudum malum sonra genişlettim manayı açmaya çalışıyoruz. Çünkü kelime kelime cümle cümle mana versek burayı biz 2-3 saat anlayamayız. dedi ki 24. mektup 32. söz yani la şerikele bahsinin anlatıldığı bütün yerler bu manayı işmam ediyor ifade ediyor. Uzun gider. Kısaca anlayalım. Tasarruf kudretin vüsati tasarruf kudretin Cenab-ı Hakk'ın tasarruf alanı kudretinin tasarruf alanı mesela vesiat kulli şey diyor mesela Vesiyat kulli şeyin halk. Mesela Cenab-ı Hakk'ın halkı yaratması veya kudreti ve ala şeyin kadir. Vesiyat kulli şeyin rahmetin. Mesela her şey vüsat ihata etmiş. E, Kur'an'a baktığımız zaman kudretin tasarrufu vüsati. Vüsat genişlik. ihata etmek. içine almak. E, bu genişlik vesait ve muinleri reddeder. Ama şimdi beşer olarak baktığımız zaman ve ne kadar genişlersen o kadar yardımcıya ihtiyacın vardır. Ülke toprağı ne kadar büyükse o kadar askere ihtiyacın vardır. Ülke toprağı ne kadar büyükse o kadar belediye başkanına ihtiyacın var. O kadar valiye ihtiyacın vardır. Ama burada öyle demiyor. Diyor ki buradaki tasarruf yani Cenab-ı Hakk'a bakan tasarrufta kudret ne kadar büyürse büyüsün muinleri gene yok sayar. Yardımcılar. Nasıl üstadım? O kadir Zülcelal. Tasarrufu kudreti tevessü tesiri noktasında oluyor şemsimiz zerre misal. Onun kudretine bak. Güneşle zerrenin arasında atom çekirdeğinin atom partikülünün arasında onun kudretinde farklılık yok. Nasıl? Görüyoruz bakıyoruz. Güneşi etrafında dünya ay uyduları gezegenleriyle beraber hangi kaide hangi kanunla döndürüyorsa zerrenin etrafında proton elektron atom nötron artık her neyse çekirdeğin etrafında o elektronları aynı kayda ve kuvvetle döndürüyor. Kütle çekim merkez kaç gibi kuvvetlerle döndürüyor. O zaman zerre ile güneş arasında bir bağlantı var. O zaman dünyanın 1 milyon 300 bin kat büyüğü olan güneşi seyyareleriyle beraber yani gezegenleriyle uydularıyla beraber kendi etrafında döndürüp sonra bir yörüngede bir senede 25 bin senelik bir mesafede hareket ettiren, vega yıldızı yönüne doğru gönderen bir kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Delil topluyorum şimdi. Kainattan istidlal bunlar. Delil toplamak. Nev-i olan tasarruf -i azimesinin, azimin mesafesi vasidir. İki zerre beyninde cazibeyi ele al, gitgide şemsuz şumuz ve kehkeşan beynindeki cazibenin yanına koy. Yani verdiğimiz misal, elektro, atomun etrafında elektron nasıl dönüyor? hangi kaideyle dönüyor kuantum fiziğine göre? Aynı kaideye göre dünyanın etrafında ay, ay net, güneşin etrafında dünya ayıyla ve diğer gezegenlerle beraber geziyor. Aynı yörüngede. Nedir bu? Kütle çekim kaidesi denilmiş bir isim takılmış. Şimdi geleceğiz isim mevzusuna. Yükü bir kar tanesi kadar bir melek şemsi ele almış. Şemsi misal melekin yanına getiriyor. Güneşe müekkel bir melek var. O kudrette. Her tanesini semadan yere indiren tane tane birbirine değdirmemesi için bir melek de var. İkisi de melek. O zaman onun kudretinde zıt nıt yok. İğne kadar bir balığı malum iğne balığı var. Balina balığı yan yana bırak. Şimdi balık diyoruz değil mi? İğne balığıyla balina 35-40 ton. iğne balığı 35-40 gramdır. Ama mahiyet yani keyfiyet itibariyle aynı. Onun midesiyle, onun ciğeriyle, onun gözüyle, onun kılçığıyla, onun manevra özelliğiyle balina balığın arasında fark yok. Hatta belki iğne balığı daha mükemmel, daha muntazam. Bu acayip bir şey. Bu neyi gösteriyor bize? Kudrette o zaman vüs'at var. Şimdi e, giyimciler bilir veya üreticiler bilir, imalatçılar. Fason diye bir şey var. Bir adam çok kaliteli mal üretir. Sonra yetiştiremez. Yetiştiremeyince ne yapar? Der ki arkadaş şu benim etiketim. Benim etiketim de artık sen üret. Onun için seri imalata geçildikçe kalite düşer. Niye fason yapılmaya başlar? Peki kainatta seri imalat var. Mesela bu sene benim gördüğümü söylüyorum. Ağaçlar çıtırmık gibi derler bizim orada. Dolu yani. Meyve, çekirdek, çiçek dolu. Peki kalite düştü mü? Ya hiç sorma bu sene kiraz çok oldu. Onun için çok kalitesiz oldu. Yok. Yani kesret, çokluk, yaratmaktaki, imalattaki vüsat muin olmadığından kaliteyi düşünmüyor. Ama bir firma düşünün. Örnek veriyorum. Bir giyim mağazası düşünün. Meşhur markalardan birini hatırınıza getirin. Bir tane kendi üretiyor önce. Sonra yetiştiremiyor. ikinciye veriyor. Kalite bir düşüyor. Bak. Başka yan üretici firmaya veriyor. Yan sanayi mi diyorsunuz ona? Alt firmaya. Alt üreticiye. Yetiştiremiyor. Onun tezgahı. ikinci ayrı bir alt firmaya veriyor. Kalite bir daha değişiyor. Bakan diyor ki mesela ona bakan ya diyor e, bu firmanın ürettiği diyor işte örnek veriyorum Çin'de ürettiğinin kalitesi başka. Vietnam'da ürettiğinin kalitesi başka. Gerçi o da Çin sayılır ama Hindistan'da ürettiğinin kalitesi Türkiye'de ürettiği başkadır diyor. Mesela meşhur bir örnek vereyimse size. E, klasik bir örnek. Şu anda mesela Volkswagen grubunun araba olarak erkekler anladığı için söylüyorum. Almanya'da orijinal fabrikasında ürettiği tek araba Golf'müş. Kalitesi, kıymeti düşmeyen tek araba da Golf şu anda. Alman grubunda. Örnek veriyorum. Mercedes çok kaliteli marka ama 2000-2008 arası Vito'ları e, böyle İskandinav ülkelerinin birisinde üretmiş. Öyle problemli. Alırken insanlar biliyor. İşte veya Renault Fransız mesela Avrupa'da ürettiği segment arabalar işte Laguna gibi mesela çok kaliteli. Ama Megan, mesela Türkiye'de üretilene bakıyorsunuz düşmüş kalitesi. Daha bunun bir de Çin ayağı var. Bak ne oldu? Kesilet arttı. Alta dağıtmaya başladı. Kalite gittikçe ayrıldı, düştü. Ne oldu? Bak ne diyorsun? Marka o ama kendi fabrikasında bizzat kendisi üretmemiş. Kalite farkı var diyorsun. Çabuk arıza yapıyor, çabuk problem çıkartıyor. Anlatabildim mi? Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatta işte çiçeklerden, böceklerden, karıncalardan. Ya bu karınca niye böyle? Ya hiç sorma yetiştirememiş bunu. Bunu alt üretici firmaya havale etmiş. Var mı böyle bir şey? Haşa. İşte la şerikeleh bu demek. Bunu ancak böyle anlarız. Başka türlü anlayamayız. Yani onun yarattığında, icat ettiğinde, ürettiğinde alt firma yok. Hepsinde aynı kalitenin izi, özü, mührü, turrası, sikkesi görünüyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin papatya aynı papatya. Ya hiç sorma buradaki papatyalar alt firma. Burada Kamerunlular üretmiş bunu. Bu Kamerun'daki papatya sıkıntılı. Veya işte bu İsveç papatyası ya bu özel. Çelikten yapmışlar bunu. Malum çelik sağlam orada. Var mı böyle bir şey? Yok. Niye peki? Muin, şerik, yardımcı ne kadar girse bir işe o kadar karışır karıştır. Biz Cenab-ı Hakk'ın kudret tasarrufatın kainatı ihata ettiğini ve bir elden olduğunu yani la şerikele hakikatını böyle anlarız. Delil istidlale. Evet. İşte büyükle küçük arasında fark yok. Yani iğne balığıyla balinanın arasında balık keyfiyeti noktayı nazarında hiçbir fark yok. Hatta belki iğne balığı daha mükemmel. Tecelli vasiy. Asgardan ta ekbere itkanı mükemmeli birden tasavvura al. Şimdi tabi hafızlar yok soramıyoruz onun için. Ya da sormasınlar diye uzaklara gitmişler. Sun Allahu lezi etkana kulli şeyin halaga mıydı ayet? Bilmiyorum ama öyle olması lazım. Ne diyor yani? Allah'ın sanatlarında, yaptıklarında, icat ettiklerinde itkanı sanat vardır. Daha önce bir derste yakın zaman çok olmadı. Bu itkanı sanat meselesini anlattık diye hatırlıyorum. Yani sanattaki sağlamlık, rüsuhiyet deniliyor. İtkan, yani Allah'ın sanatında bir itkan var. Nedir? Sağlam. Ee, fason değil. Üretim hatası yok. Aklımda şu gelecek. Abi olur mu ama bazen gözü adam doğuyor. Kulağa çıkık oluyor. iki tane başlı oluyor. Onu da Allah kasten yapıyor. Diyor ki bu matbaada seri üretim kalıptan çıkmıyor. İstersen böyle de yaparım diyor. Üretim hatası değil. Adamın üç tane böbreği varmış. Geçen duydum. Bu bir üretim hatası değil. Üretim mükemmeliyetidir veya tek böbrek veya kalp kapakçığı delik falan. Bunlar aslında bir üretim hatası değil. Hayır haşa. Bizzat Cenab-ı Hak diyor ki kullarım siz diyor bunları adiyattan sayıyorsunuz. Adiyat sıradanlaştırıyorsunuz. Seri üretim matbaa gibi tak 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 basıp çıkıyor. Öyle değil diyor. İstersem böyle de yaparım. Adam diyor doğuştan tek böbrek. Üretim hatası değil. Zaten sistem ona göre ayarlanmış. Üretim hatası nedir biliyor musun? Böbreğin o yani yapısal olarak böbreği bilenler bilir. Böbrekten örnek veriyorum. Aynı bizim bildiğimiz maşon, civata, somun sistemi öyle çalışıyor. Ben babam böbrek ameliyatı olduğundan az çok anladık mevzuyu. Biraz hani mevzuya yakından baktık. Bildiğimiz böbrek var. Böbreğin iki tane soketi var. Soketler birbirine bağlanıyor. Üretim hatası olsa ne olur biliyor musunuz? Soketler orada olur. Boru da oraya gider. Ağzı açık kalır. Böbrek takılmamış olur oraya. Bak dikkat edin. Ama yaratılışta harika yaratıldığından oraya sistem çekilmemiş. Deniliyor ya alt devre çekilmemiş ve altyapısı yok. Kablo sistemi oraya çekilmemiş. O zaman bu ne? Üretim hatası değil. Kasten öyle yapılmış. Eğer üretim hatası olsaydı böbreğin bütün ekipmanlar orada hazır sadece böbrek olmazdı. Yani dediğimiz gibi klape orada olurdu, borular orada olurdu, mesaneye giden boru orada Hepsi orada olur. Tek böbrek unutmuş o zaman ne derdik biz buna? Sormaya üretim hatası var. Unutulmuş, parça unutulmuş. Hayır. O vücudu Allah tek, tek böbreğe göre halk ediyor, yaratıyor. Yani bizzat orada da sanat var. Oraya alt düzen çekilmemiş. Hani şimdi gerisi İslambaları tek yanıyor. Biri yanıyor, biri yanmıyor diyor ki adam alt devresi var sadece ampul taksan yanar diyor adam. Yani Allah öyle bir şey yapmamış yani. Ona göre ayarlamış sistemi. Hani onun için izah yaptık. Tecelli vasi askardan ta ekbere itkanı mükemmeli birden tasavvura. Yani her yerde sağlam sanatı gör. Nazarını genişlet hepsine bak. Al sonra cazibe ve nevamiz. Yani cesp, seni oraya alan çeken ve nevamis yani kanunlar ve sahil pürsey yani. Allah kainatta bunların hepsini yapmış ama kaide ve kanunlara bağlamış sistem olduğu gibi çalışıyor. İşte gibi örfi emirler, tecelli kudreti, tasavvur hikmete birer isim olması. Yani yer çekim kuvveti, kütle çekim kaidesi, suyun kaldırması, suyun kaynaması. Bunlara isim takmak o kadar çirkin ki. Hani... Bunlara isim takılması diyor. Bak üç nokta koyuyor. O kadar çirkin ki. Bunlar örfi ifadeler. Yani niye ölmüş? Kalbi durmuş ölmüş. Bu bir kaydedir doğru. Ama ölüm sebebi kalp değildir hakikatta. Kimdir? Onun vadesinin dolması, ecelinin yetmesi. Ona biçilen zamanın tamam olmasıdır. İşte bu gibi örfi emirler tecelli kudrete, tasarrufu hikmete, birim, birer isim olması. Üç nokta. Yani ne kadar acayip. Ne kadar çirkin. Odur yalnız meal. Peki ne olabilir onlar? Onlar bu işin sadece meali, izahı olabilir yani. Manası olabilir. Başka meali olamaz. Anca bu kadardır. Dahasını veremezsin sen. Yani suyun kaldırma kuvveti. Yani onu sen fiziken izah edebilirsin. O kadardır ama altında temelinde Cenab-ı Hakk'ın kudreti var. Beraber de bir düşün. Bileceksin ki biz zarure ki esbabı hakiki ve saiti zi misal. Yani Cenab-ı Hak asıl sebepleri yaratandır. Müsebbibül esbab odur. Neticeleri de yaratandır. Çünkü bir şeyin vücuda gelmesi için üç şey lazımdır. İlleti tahammü denilir. Söyle. İlim, irade, kudret. İlim, irade, kudret. Mesela bardağın oradan kalkıp ağzıma gelmesi lazım. Vücuttur bu. Ne lazım? İlim lazım. Nasıl bir ilim? Onun için içtiğimi bilmem lazım. Ne işe yarayacak o çay? Peki tamam biliyorum ilmem mevzuyu hata ettim. Bir nasıl alacağım? Seçim yapmam lazım. İrade suyumu alsam, mu alsam, çayımı alsam, almasam mı? İrade geldi. Sonra ilim irade seçtim. Bir şey değişmedi yine. Kudret lazım. Buna illeti tahme denilir kelam ilminde. Üç şey lazım. Peki sizin sebep dediğiniz şeyin üçünde. Mesela İlaç beni iyileştirdi. İlacın ilmi var mı? Bak mantık ilmiyle konuşuyoruz ya Allah'a peygamber Kur'an'ı bırakın bir kenara. Hani adam diyor ya, ya siz de her şeyi dine veriyorsunuz. Yok efendim dine vermiyoruz ya ilmen izah ediyoruz. Dünyanın en genel geçer kaidesidir. Bir şeyin vücuda gelmesi için ilim, irade, kudret lazım. Peki bizim ilaç kardeşin ilmi var mı? Var. Tıp okudu. İradesi var mı? Hani o damara hasta olan yere ağrıyan yere gitmesi için yüzlerce damarın içinden birini seçmesi lazım. Var ya o da var. Olmaz mı? Sen ne diyorsun? Tamam. Peki kudret? O kudreti de var tabi. Gidiyor orada hemen ameliyat takımlarını çıkartıyor. Orada ameliyat ediyor. Pansuman yapıyor. Oksijen ten titriyor. Bandajı yapıp çıkıp geliyor. Orada. Diyor ya mesela mide yarası var adamın. Bu ilacı hiç o iyileştirecek diyor mesela. Mide hapı alacağım bir tane diyor. Orayı tedavi edecek. Allah Allah. Ya hocam niye bu kadar yoruluyorsun sen ya? Yani hani niye bu kadar çok zahmet ediyorsun. İlaçlar bu işleri yapsın o zaman. Söyle gitsin. O zaman kanserli bölgeyi de tedavi etsin. Çekip çıkarsın oradan çöpe atsın. Oradan bağırsağa gönderiversin. Ama bak. Kendi dalaletlerinde, kendi ilimlerinde dalalete düşüyorlar. Dolayısıyla muinler, şerikler birer emri batıldır. Birer hayali muhal. O kudret nazarında hayat vücuda kemal. Yani senin yardımcı dediğin muin dediğin hem şerikler, ortaklar birer emri batıldır, birer hayali muhal. O kudret nazarında hayat vücuda kemal. O kudrete göre hayat vücudun kemal mertebesidir. Tamam her şeyi yapıyorlar bu arkadaşlar sebeplere veriyorlar. Haydi o zaman ölüye hayat versinler de görelim. Yok o kadar değil. Ölü çiçek yapıyorlar saat çiçek. Ona hayat versinler. Yok canım o kadar uzun boylu değil. Hayvana hayat versinler. Ölmüş bir mikroba hayat versinler. Nasıl bir delil getirdi şimdi? Dedi ki tamam madem öyle muinleri şerikleri kabul ediyor. O zaman hayat versinler. Hayatta kainatta görünen bir şey. Birinden alsın hatta benim hayatımı alsın öbürüne takı versin. Durun yakaladık şimdi. Hani organ naklinde gidiyor ya. Bir kutunun içine koyuyorlar organ nakli. içinde organ var yarım saatte yetiştirilmesin. Tamam benim hayatımı alsınlar içine koysunlar bir şeyin. Hadi diyor ya hadi yap. Yapamazsın ki. Yani hay isminin tecellisi bunlar. Evet gibi mesela. Eczane örneği o tabiat bahsindeki. Evet. Bostani hilkatinde salmış da dönüyor. Onlardaki nagamat bunlardaki harekat tesbihattır. O akval ibadattır. O ahval kadim ile yezel hakim yezale. Yani yeryüzüne bak ağaçlara bak bitkilere bak yemyeşil görünüyorlar. Rüzgar esiyor ne yapıyorlar sallanıyorlar değil mi? Cenab-ı Hak ne yapıyor onları? Tesbih ettiriyor. Hani hafızlık okuyan bir çocuğun sallanarak ezber yapması veya işte Serzakir'in emriyle zikir çeken bir tarikat halkasının ehli zikrin sallanarak o hu çekmesi, zikir çekmesi gibi aynen öyle mahlukatın tamamı o tesbihatta, o zikirde devam ediyor. Mesela kalp de tesbih çekiyor değil mi? Atıyor ya, şah damarınız da tesbih çekiyor. Bak her yerde tesbihat var. Kainatta nereye baksan tesbihat görünüyor. Zaten Kur'an-ı Kerim bu manada çok ayetlerle işaret ediyor. Mesela ne diyor? Sebbehe lillahi ma fis semavati vel ard. Tusebbihu lehus semawati vel ard. Yusebbihu lehus semawati vel ard. Yani benzer manalarda nereye baksanız mahlukatın Rabbinizi yerde ve gökte tesbih ettiğini ayan beyan göreceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Birçok sure de zaten sebbehe tusebbihu yusebbihu diye başlıyor. Tesbih eder onlar diyor yani. Cuşu huruşa gelirler diyor. Evet. Küremiz, alemimiz neden muti musahhar olmasın hayvan misal? Yani e, birer hayal muhal o kudret nazarında hayale, hayata vücut kemal makamı büyük mühimdir. Buna binaen derim. Küremiz, alemimiz neden muti musahhar olmasın hayvan misal? Yani dünyada demek ki bir hayvan gibi tek başına küremiz Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. İbadettir o ahval değil mi? Bak bostanı hatta şuradan alalım. O sultan ezel bu tarzı hayvanı tuyura tuyur tuyurun hulurun yani cennet kuşlarına tuyur kuş demek yani. Dünyada bir kuş gibi değil mi? Kainat boşluğunda uzay boşluğu diyorlar ya. Kainat denizinde dünyamız yüzüyor şu anda uçuyor. Hem yüzüyor kainata deniz derseniz yüzüyor. Kainata uzay derseniz yani hava denizi derseniz uçuyor. Küremiz hayvana benziyor ve kesretle münteşir. Her tarafa uçup gidiyor. Saatte 107 bin kilometre hızla uçuyoruz şu anda. Hani uçaklar 700'de 800'de gidiyor ya. Dünya saatte 107 bin saniyede 20 kilometre hızla gidiyor. Mesela bir saniye geçiyor ulusdasınız burada. Hasan abi lezgiye mi gidiyorsun sen her gün? Lezgiye kaç saatte gidiyorsun? yarım saat sürüyor değil mi mesela? Dünya o, kadar mesafeyi saniyede gidiyormuş. Öyle bir hız. Saniyede 20 kilometre. Her yere uçuyor. Şu meydanı fezada muhteşem pür cemal. Ve sadece dünya uçmuyor ki. Düşünelim şimdi. Türkiye'de, Türkiye semasında, hava semasında, hava sahasında. Uçakların girmesine izin verilmiyor başka uçakların niye bizim hava sahamıza giriyorsun bizim haberimiz yok uçaklar çarpışabilirdi ya kocaman havada çarpışıyor çarpışıyor adamlar yani beceriyorlar şimdi 107 binle giden sadece Samanyolu galaksisinde 400 milyar tane dünya gibi yıldız veya gezegen var niye çarpışmıyor bu arkadaşlar Çarpışmaları lazım ya bir kere denk gelmesi lazım yani ama yok peki korkan var mı çarpışacak diye ya vallahi trafik çok yoğunmuş havada hiç sorma. <laughs> Çarpışabilirler falan. Bir de çarpışsa zincirleme kaza olacak tabii ki. Niye olmuyor? Yani en yavaşları, en küçüklerinden birisi dünya 107 binle gidiyor. Antep'te bize okurken bir şey vardı. Şimdi var mı bilmiyorum da. Böyle 3 e, boyutlu mu, 5 boyutlu mu, 7 boyutlu mu bilim merkezi vardı. E, teleskopla gökyüzünü gösteriyorlardı. Hem e, hayali gösteriyorlardı hem de hakikati gösteriyorlardı. Böyle çok istifade ettim. Yani ben zannediyordum 107 binle aynı yöne gidiyorlar da kaza yapmıyorlar. Öyle değil. Yani farklı yönlerden, yönün haddi hesabı yok. Doğu batı yani artı şeklinde değil. Sınırsız gezegenler birbirlerinin içinde rastgele yönlerden giriyor. Ama hiç çarpışma yok. Muazzam bir şey böyle. Çok tefekkürlük bir yerde. Hatırımda kalmış. Öyle gitmiştik. Yani istifade etmiştim ben yani. Hatırıma geldi şimdi. Dolayısıyla bak Cenab-ı nasıl yaratmış. İşte bu şekilde yaratmış. E şimdi muin olsaydı ne olurdu? haberleşme hatasından dolayı şimdi e, kuleler var ya havaalanındaki kuleler. Onlar çok korkunç büyük maaş alıyorlar ve çalışma saatleri 2 saat kule personellerinin. Niye? Karıştırmasın. Karışırsa uçaklar çarpışır diye. Ya kaç uçak inebilir ya? Hani 3-4 dakikada 5 dakikada bir tane insin İstanbul gibi Ankara gibi yerlere. 2 saat çalıştırıyorlar. Karıştırır zihni bulanır. Maksimum kule personelinin çalışma saati 2 saat. Ondan sonra çarpışıyorlar veya tren çarpışmalarını duyuyorsunuz. Trenlerde de aynı kule mantığı var. İstasyonlarda trenler tek yön olduğu için istasyonlardan birbirlerine haber açıyor. Mesela Ankara'dan Kırıkkale'ye telefon açıyor. Diyor ki buradan diyor Kırıkkale önüne çıktı oradan göndermeyin diyor. Bazen duyuyorsunuz tren kazası olmuş. Ne olmuş? Diyor ki o anda diyor personel değişim saatine denk gelmiş. Bir önceki personelin aldığı notu bir sonraki görmemiş diyor. Ondan diyor yol vermiş geçmiş trenler çarpışmış diyor. Bak muin girdi kaza oldu. Eğer kainatta muinler olsaydı Haberleşme hatası olacak. İster istemez karışıklık olacak. Yıldızlar birbirine girecekti. Ama girmiyor bak. Muin kainatın hiçbir yerinde görünmüyor yani. Bir ayet vardı ama hatırıma gelmedi. Gelir inşallah Enbiya suresindeydi. Bakalım bir dur bakalım gelirse söyleriz. Bunu, bu manayı anlatıyor da. <laughs> İbadettir o ahval kadim ilem yezel, hakim yezale. Küremiz hayvana pek benziyor, asar hayat gösterir. Eğer yumurta kadar küçülse bil farzı muhal. Dünyayı yumurta kadar küçülse yumurtanın aynısı olacak. Veya mini mini bir hayvan olması pek muhtemel. Çok küçük bir hayvan yani mikrop gibi, koronavirüsteki mikrop gibi virüs kadar küçültülse aynı onun gibi olması veya o virüsü büyüsüne o kadar olması gayet aşikar. Yuvarlak bir huveyne yani o küçük mikroplar küre kadar büyüyse o da büyük olması pek garip bir ihtimal. Yakın bir ihtimal. Garip derken garip yakın ihtimal. Alemimiz insan kadar küçülse yıldızları zerreler suretine döner. Bir zişur hayvana dönmesi caiz olur. Akıl da bulur mecal. Zaten bugün bilim adamları kabul etmiş. Diyorlar ki insanı büyütseniz dünya, dünyayı küçültseniz insan olur diyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetle işaret ediyordu? Ee, ve tur ve hazel belim laqad halaqnal insane fi ahsani takvim. Biz insanı kainata bir misal, bir numune suretinde yarattık diyor ya. Öz ahsani takvim. Kıvam. Ölçü. Evet. Kammen büyük kemmen büyük olması yani vücudunun büyük olması, keyfen büyük olması her vakit lazım gelmez. Yani bir şeyin vücudunun büyük olması, Özellik ve nitelik olarak diğerinden büyük olmasını gerektirmez. Yani örnek veriyorum küçük telefon var, büyük telefon var, tablet var, bilgisayar var. Bu şu demek değildir. Ya bilgisayar büyük olduğu için muhakkak özelliği ve niteliği de büyüktür diyemezsiniz. Hatta telefonlar şimdi küçük telefonlar daha mükemmel. Veya e, Üstad Hazretleri'nin geçen gene derste örnek vermiştik. Fille sivrisineği örneğe verir. Filin küçültülmüş hali sivrisinektir. İkisi de hortumludur. Şimdi sivrisinek mi cesur? kazanır mücadeleyi filmi. Üstad diyor sivrisinek kazanır. Ne yapar? Gider diyor filmin hortumunun içine girer. Hortumunu atar. Onu orada taciz eder. Fil kaçmak zorunda kalır. Acayip değil mi? <laughs> yani. Veya çeviklik, hareket, manevra kapasitesi. Hangisi daha atik? Sinek. Sineğin içinde ne varmış biliyor musunuz? Kompresör. Vakum camlara falan tersten yapışıyor, tersten kalkıyor ya. Şu anda mesela biz Avrupa'ya ve Amerika'ya meftun olanlar diyor ya. F-35'leri bir gör ya. Nasıl abi? Abi olduğu yerden kalkıyor helikopter gibi. Olduğu anda hızlanıyor bir anda. Oldu. Peki F-35 geri kalkabiliyor mu? Yok kalkamaz. İşte en fazla o kadar yapabilirler. Sinekler geride kalkabiliyor değil mi? Önden yaklaşıyorsun. Geri kalkış yapıyor. Sağ sol her türlü manevra. Olduğu gibi yükseliyor. Ve o kadar hızlı hareket ediyor ki yakalayamıyorsunuz. İmkansız. Yani vurman, yakalaman imkansız. Bazı kuşlar da var böyle çok ani manevralar yapar. Neyle izah edeceksin sen bunu şimdi? Sinek filden daha mükemmel. Aşağıda değil bir defa. Öyle değil mi? Bir mikrop en büyük gergedandan daha mükemmel. Neyi gösteriyor bize? Kesret arttıkça kalite düşmüyorsa muin yok demektir. La şerikele. Neyi anlamaya çalışıyoruz? Sabah akşam gece gündüz okuduğumuz La ilahe illallah vahdehu la şerikele diyoruz ya namazımızda. O la şerikele'nin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani şirke yer yok. Şimdi adam diyor ya ben çok hatırıma geliyor buralar okunca. Tevhidciyiz biz. Tevhidi ilan ediyoruz. Tevhid üzereyiz. Siz şirk üzerinesiniz. Şirki anlamak bu. Birine müşrik demek bu. Tevhidi anlamak bu. Yoksa kafana göre ben tevhidciyim. Ben vahdet üzereyim. İşte siz müşriksiniz. Siz... Oho gel bakalım. La şerikeli hep bakalım seninle. Ne anlıyorsun ne uzdan. Hani. Evet. Bir saatin ki timsali Ayasofya kadardır. Bir sineğin hılkati hayret fezadır filden. O mahluku bilfasal. Şimdi ben çok merakım yok da bu işlere. Kol saati muhabbeti var bazı arkadaşlar biliyorlar. Yani böyle 2 milyar dolar, 3 milyar dolar, 1 milyar dolara saatler varmış. Saat kol saati. Hatta tabii çok meşru bir şey değil de rüşvetin en meşru hali saat hediye etmekmiş. Mesela 1 milyon TL'lik bir saat ediyorsun. Saat hediye ettim bu rüşvet değil. Adam onu gidip bozduruyor 900 bin liraya. Ben <laughs> bittim yolu yani. Niye? Zaten bir de biliyorsunuz bu işte İsveç. Niye? Daha detay. İçinde diyor bizim arkadaşlardan birisi. Bunun içinde diyor abi 3000 tane diyor küçük metal parça var. Ya saatin içine 3000 parça nasıl yerleştirilir? Yerleştirmiş. Onun için diyor bu saat seri üretim gerçi ama hani çakma gibi. Bu diyor abi diyor eğer diyor el üretimi olanları var bunun İsveç marka söylüyor. İşte diyor abi diyor bu 3 milyon dolar diyor. 3 milyon dolar. Niye? İçinde diyor 3000 tane parça var el yapımı. Şimdi saat mi sanatlı? Büyük mimari 100 katlı bir bina mı? Eğer oran oran orantıdan birim yüzeye düşen şeyi hesaplasanız saat çok daha pahalıya gelir. Öyle değil mi? Birim yüzeye düşen maliyet ve masraf hesabı yapsanız bir istatistik bilgisiyle saatin çok daha pahalı olduğunu göreceksiniz. Hatta Ayasofya'dan bile pahalıdır diyor. Hani bak, ne dedi? Bir saatin sali Ayasofya kadardır. Bir sineğin hilkati hayret fezadır. Yani sineğin yaratılması filden aşağı değil. Hatırlarsanız müşrikler diyor ya. Diyor Rabbim bize sinekten, karıncadan, böcekten misaller getiriyor. Ya büyük şeyler yok mu diyor. Hani böyle. Kur'an-ı Kerim alay alıyor onlara. Diyor ki sen onlara de. Rabbin onlara eğer sinek kanadı kadar kıymet verseydi onlar dünyadan bir yudum su içemezdi. Onlar sinek kanadı kadar da kıymetli değil diyor. Hakikaten sinek kanadını icat edemiyorlar. Yapamıyorlar canlı. Bin devirle çalışacak bir kanat yok. Uçakların kanatları sabit. Ama sineklerin kanatları bin devir. Dakikada bin devirle çalışıyor. Acayip. Yani Kur'an'ın verdiği misal onlarla alay etmesi acayip. Kafirlere demek ki Cenab-ı Hak dünyaya ahirete nispeten sinek kanadı kadar kıymet ver. Neye göre kıymet vermiyor? Kainat her şey. Kudret noktasında Allah için fark etmez ki Allah. Mesela ne diyorsun ya kafire niye mal mülk veriyor Allah? Veya Allah zalime zındıka niye veriyor? Verir. Allah'a göre bir şey yok ki Allah için bir bin yok istediği kadar verir. Hazinesinden bir şey eksilmez ki. Ne oldu? Bak Allah eğer o kafirlere sinek kanadı kadar kıymet verseydi dünyadan bir yudum su içemezlerdi. Neye işaret? Allah'ın kudreti kolay. Sana da verir ona da herkese de verir. Zahmet ve meşakkat Yoktur o kudrete. La şerikele var çünkü. Niye? Muinler yok. Muin yardımcı olmadığından icraat, fiil ve rububiyette kalite düşmüyor. Fason üretim yok. Evet. Ger kale burada bir ifade var. O mahluku bir fasal. Bir fasal şu demek herhalde. Ya fasılasız, çok çevik, çok hızlı hareket eden, boşluksuz çalışan. Yani benim gördüğüm hayvanlar içinde mesela kediler çok iyi bir fasal. E, ee, fareler yine aynı şekilde bifasal. Ve sinekler bifasal. Bazı kuşlar çok hızlı manevra yapabilen kuşlar var. Serçe gibi falan. Ne yaptığını falan anlayamıyorsunuz. Onlara bir hasal, bir fasal hayvan denilebilir. Yani ben tam bilmiyorum ama buradaki manası gelişine göre cümlenin bir fasal mahluklar bunlar. Yani fasılasız, boşluksuz. Hani derseniz ya zılgıt gibi mi derler, zıpkın gibi mi derler? Çok sağlam, boşluksuz. O hayvanlar, sinek gibi hayvanlar boşluksuz. Ha balıklar da öyle mesela. Değil mi? Balık duruyor. Böyle bir yaklaştın mı? Ya nasıl o kadar hızlı gidebiliyor? İmkansız ya. Hani kanatla, kulaçla, süzgeçle falan bu işin alakası yok. O kadar hızlı hareket ediyor ki gözünden hızlı gidiyor. Göremiyorsun. O durup dururken o hıza bir anda çıkması bir de. Hani bir anda o hıza yetişmesi. Onların bir fasal hayvan olduğunu gösteriyor. Ama insanların yarattığı öyle değil. Yavaş yavaş hızlanıyor. Hani sonradan açılıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatta öyle bir şey görünmüyor. Ger kalem kudretle bir cüz'ü ferd üstüne esirin cevahiri ferdiyle yazılsa bir Kur'an ki sıgarı sayfene nismeti bir kibri sanatı ı meal. Yani diyor ki şu insana bak. Sonra insanın yaratıldığı bir tane hücreyi al. Ondan DNA'sına bak. İnsanın bütün suretini o kromozon yapısını DNA'sında o dizilim şifrelerini göreceksin. Bunu Bedü zaman dediğinde o işler yok ha. <laughs> Acayip yani. Yani insanın bir tane saç telini alıyorlar, insanın bütün her şeyini ortaya çıkartıyor. Bir tane zerren yani. Bir tane vücudundan bir parçayı alıyor buradan götürüyor, laboratuvarda senin bütün şifreni çıkartıyor. Yani kainat da bir Kur'an, okuduğumuz Kur'an da bir Kur'an, insan da bir Kur'an, insanın bir zerresi de Kur'an. Nereden anlıyoruz biz bunu? Ya fark yok ki onun kudretinde. Döndük tekrar. Kalite düşmeyince ne oldu? Muin yok, fason üretim yok demek. Ne anlıyoruz buradan? Geçen söyledik. İnni ca'ilun fil arz vardı. Bir de inna enzelnuhu fi leyletil kader vardı. Yani biz Kur'an'ı indirdik neyi gösteriyordu? Vesileler, vasıtalar var. Cebrail ve Muhammed üzerinden ze indirdik demek istiyordu biz. Ama Allahu Teala Kur'an'ın hiçbir yerinde yaratmak fiilinde biz yarattık demiyor. Ben yarattım diyor. Niye? Mu'in yok. Geçenlerde bu derslerde yani başındaydı hatırlarsanız. İzahını etmiştik yani. Ben yaptım diyor yani. Ama o çok yerde Kur'an'da görürsünüz. Biz şöyle yaptık. Yani itkanı sanata bakan noktalarda biz yok. Ben yaptım diyor. Esbab perde darı destek kudret ola aklın nazarında tevhid ve celal ister ki eller esbab ellerini çeksin. Ee, tesiri hakikiden. Allah her şeyi bizzat yaratır. Ama imtihan perdesi olduğu için sebepler vasıtasıyla gönderir. Allahü Teala her şeyi de istisna yapmış. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki, biz sizi bir anne ve babadan yarattıklar. Bunu alır ahmağın birisi bu ayeti. E, Kur'an-ı Kerim diyor ki, biz sizleri anne ve babadan yarattık. O zaman diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göre İsa Aleyhisselam'ın babasının olması lazım diyor. Haşa, bak işin arkası nereye gitti? Kur'an-ı Kerim'in temiz kadın dediğine ihtira etmeye gider. Kur'an-ı Kerim'in temiz kadın dediğine sen iftira edersin. Ne bir ayet ne bir ayeti nesetti. Bak Kur'an'ın mealini çıplak okursanız böyle olursunuz ha. Böyle geniş bir karihanız yok. Bütün ayetleri göremezsiniz. Biz bütün insanları böyle yarattık. Bir anne babadan yarattık. Sonra gelirsiniz Meryem meselesine, kıssasına. Ha lan acaba nasıl öyle diyor ayetler çelişiyor falan. Hani onun için bizler sakın meal okumayın. Sapıtırsınız. İlahiyatçıların sapıtmasının, sapkınlığa azgınlığa ermesinin temelinde Çıplak meal okumaları vardır. Ya ben Kur'an okuyorum doğrudan. Gerek yok meal okuyorum meal. İyi güzel sapıtırsın. Sapıtma kat sayın hız sayın artar. O kadar. Bu millet zaten ahmak. Onun için tefsir okuyor. Hadi izah et bakalım. Ha, göremezsin ki sen onu. Ama Kur'an aynı Kur'an-ı Kerim der ki sana. Ha arkasında kime gidersiniz ta? Adem'le Havva'ya da babaanne bulmaya gider işin arkası. <laughs> Niye? Siz bilmezsiniz ki Kur'an'da şu zuzat var, istisnalar var. O istisnaları Kur'an ayrı anlatır. Her şeyin bir istinaz var der. Mesela Kur'an der ki İsa'nın meseli Adem'in Adem meseli gibidir der. Adem'i neyle yarattı? Annesiz babasız yarattı. İsa'ya bakın. İsa'da anne var. Annesiz babasız yaratan sadece babasız da yaratır. Annesiz babasız da yaratır. Sadece babayla da yaratır. O Allah'ın kudretindedir. İn de meseli İsa ke meseli beni Adem manasında bir ayet var. İşte ayetler böyle gösteriyor mevzuyu. Evet. Sayfe-i semada yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı Kerim'e cezaleti müsavi. Yani gökyüzüne bakıyorsunuz. Ve lekad zeyyenne sema dünya diyor mesela değil mi? Cenab-ı Hak Kur'an'ı zinetlendirdiği gibi, insanı zinetlendirdiği kainatı zinetlendirdiği gibi semavatta zinetlendiriyor. Semaya bakıp Kur'an'ı okuyabilirsiniz diyor. Cezaletle müsavi Nakkaş yazarının sanatı her tarafta pür cemal ve pür kemal her tarafta böyledir. Derece-i kemalde kalemdeki itihat tevhid eder. Nereye giderseniz gidin aynı yazıyı görüyorsunuz. Bu neyi gösterir size? Yazanın aynı şahıs olduğunu gösterir. Nereye bakarsanız bakın sikke, turra, mühür, vahidiyet tecellileri bir görünüyor. Kalite düşmüyor, fason üretim yok, muin yok. Şimdi dersin geniş manasını anladık mı? La şerikele. Cumhurbaşkanı zatında tektir ama icraat ve fiilinde yardımcılara ihtiyacı var. Cenab-ı Hak zatında da tektir, icraatında da tektir, fiilinde de tektir. Ama sebepleri koymuş mu? Evet, sebepleri koymuş. Niçin koymuş? Bir çocuğun annesi vefat ettiğinde her Cenab-ı Hak sebepleri ortaya koymasaydı çocuk ne yapacaktı? Allah'a isyan edecek. Benim annemi Allah aldı diyecekti. Ne diyor? Trafik kazasından öldü. Hastalıktan öldü. İnsan cahil ve bahil olduğundan Allah isyan etmeyelim diye sebepler araya koymuş beşeri bir cihette kurtarıyor. Ama tevhidin en üst mertebesi doğrudan doğruya her şeyde müsebbibül esbab olan Allah'ı görebilmektir. Kim gibi? Yunus Aleyhisselam gibi mesela. Balığın karnında, okyanusun içinde, gecenin karanlığında. Balık kardeşler ne yaptın falan demiyor yani. Ne diyor? La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin. Sen biliyorsun burada oldun benim. Onların hiçbir hepsi boş diyor. Sebeplerin bir kıymet harbiyesi yok. İstersen sen çıkartırsın beni diyor. İstersen burada eritmezsin beni diyor. İstersen geceyi gündüz yaparsın diyor. İstersen bu balığa söz geçirirsin. İstersen bu mideyi beni erittirmezsin. Bunlar hep senin kabzayı tasarrufunda. Müsebbib bir esbaptan başka bir merci olmadığını aynı lakin gördüğünden sırrı hadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için o münacat birdenbire geceyi denizi hutu ona müsahhar etti. İşte la şerike lehi anlamanın mertebesidir bu. Şimdi ben burada ders olarak anlattım bunu ilmen ama bunun hakikatini anlamak, yaşamak, idrak etmek farklı. Dolayısıyla bakın bir kelime namazımızda okuduğumuz ne kadar geniş delillerle izah edildi. Cenab-ı Hak tabi inşallah istifade etmeyi nasip etsin bu hakikatlerden. Bu az oldu bir tane daha okuyalım. Ne kadar oldu zaman? Bir saati geçti mi? 50, 50 mi? O devam edelim o zaman daha çok erken ya. Çünkü bitiremeyiz yoksa Ramazan'ın son 10 gecesi bugün tekli gece herhalde. Belki Kadir gecesi denk gelip ederiz. Cenab-ı Hak 83 yıl ibadet yazar. 83 yıl ders okumuşuz. 83 yıl ders dinlemişsiniz yazar inşallah. Onun için elimizden geleni yapmak lazım. Tabi işi olan gider bir şey demeyiz ona. Ama okuyalım biraz daha. Melaike bir ümmettir. Bu 74. vecizemiz. Melaike bir ümmettir. Şeriatı fıtriye ile memurdur. Allah Allah. Ne demek üstadım bu? Şimdi bunun izahı e, 24. sözün 5. dala yapış çık mı? 4. Dal, ha elimizde kitap sözler zaten. Yanlış bilgi vermeyelim diye bakayım. 24. sözün e, dallarında da 2. dal 1. dal değil. 2. dalda Reşakatre Kadri Zühre. 3. dal ne peki? Hadis bahsi mi? <laughs> 24. söz. Yani yerini tam söyleyelim. Çok geniş bir mevzu. Kaçırmasın dinlemek isteyen, bakmak isteyen. Evet ikinci dal e, Reşe Katre Zühre. Üçüncü dal kıyamet alametleri, hadis usulleri. <laughs> dördüncü dal mı? Herhalde dördüncü dal değil mi? Evet. Dördüncü dalı. 24. sözün dördüncü dalı bunu izah eder. Şöyle der. Kur'an hakim emrediyor ki. Elem tara innallâhe yescude lehu min fis ve min fil ardi ilâ ahilâye. Uzunca bir ayet. Bu ayeti izah ediyor üstadımız. Ağaçtan ferşe, yıldızlardan sineklere kadar, meleklerden sineklere, seyraattan yıldızlara kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde, ibadet ve hamd ve tesbih eder. Bakın bir önceki ders. Her şey Cenab-ı Hakk'a secde, hamd tesbih ve ibadet eder. Fakat ibadetleri masar oldukları esmaların kabiliyetlerine göre ayrıdır. Bu da reşakat ve zühreyi anlamadan burayı da anlayamazsın. Ve lillahil mesel ala. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatta dört nevi ameleyi kainat binasında istihdam ve istimal eder. Kainatta dört tane amele var. İşçi var. Nedir? Bir kısmı onun köleleridir. Bir kısmı onun hizmetkarlarıdır. Bir kısmı onun hayvanatı bir kısmı da e, onun bilmeden işleyen memurlarıdır. Peki bunlar nedir? Birinci kısım yani onun memlük ve keleleri melaikelerdir. İkinci kısım kimdir? Kainat sarayında çalışan hayvanlardır. Üçüncü kısım nedir? Bülbül bahsede tetimme çok güzel yerler bunlar. Cemadat ve nebatattır. Cansızlar ve bitkiler. Dördüncü kısımda insanlardır. Allah kainatı böyle yaratmış. Nebatat, bitkiler ve cansızlar, hayvanat, melaike ve insanlar. Kainat binasının dört nevi hamelesi var. Şimdi bakalım. Melaike bir ümmettir. Şeriatı fıtriye ile memurdur. Melaike bir ümmettir. Şeriatı fıtriye ile ümmettir. Fıtri şeriatla ümmettir. Allah Allah. Yani melekler de ibadeden müminlermiş, ümmetmiş. Ama kimin ümmeti, neyin ümmeti? Bakalım. Şeriat ilahi ikidir. İki türlü şeriat vardı. İrade ve kelam hatırladınız. Hem iki sıfattan gelmiş, iki insan muhatap hem de mükellef olmuş. Sıfatı iradeden gelen şer'i tekvini, insan ekber olan alemin ahvalini hem de harekatın ihtiyar değil, tanzim eder şerdir. O meşiyet Rabbani yanlış bir ıslahatla tabiat da denilir. Sıfatı kelamdan gelen şeriat ise alem asgar olan insanın efalini ki ihtiyarı olmuş, tanzim eden şerdir. İki şer'i bir yerde bazen eder içtima melaike ilahi bir ümmeti azime hem bir cündü subhani ha, e, diye Kur'an'da geçer. Demek ki meleklere işaretmiş. Bir şer'a olmuş hamele-i mümtesil hamele-i mümesil hem onlardan bir ibadı müsebbihtir bir kısmı da müstavrak arşın mukarrebini. Evet. Ne anladık? Anladığımızı anlamaya çalışalım, anlatmaya çalışalım, nakletmeye çalışalım. Melaike bir ümmettir, şeriatı fıtriye ile memurdur. Bir, meleklerde ümmetmiş. Ümmet olmak ne demek? İbadet etmek, vazifel olmak demek. Bunun geniş izahatı 24. sözün 4. dalında. Okumak isteyen, anlamak isteyen oraya bakar. Kısaca nakil yapacağız. Bir, Allah'ın şeriatı ikiydi. Bir, irade sıfatından gelen şeriat, tekvini dediğimiz mükemmelat, kainat. Neydi? Sebeplere riayet etmek. Hani bildiğimiz fıtri sebepler. Para kazanmak için çalışman gerekir. Bu bir şeriattır. şarttır. Veya hasta olmamak için kışın sağlam giyinmek. Veya işte susuzluktan ölmemek için su içmek gibi misaller bunlar. Allah'ın kainatta irade sıfatından gelen şeriatı o şeriatla mükellef dünyada insanlar. Dünyada hangisine tabi olan kazanırdı? iradeden gelen tekvini. Kafirler niye kazanıyordu? Yani tekvin şeriatına uydukları için muvaffak oluyorlar. Yani sebepleri fil cümle yerine getiriyorlar. İkinci şeriat da kelam sıfatından gelen şeriattır. Kur'an-ı Kerim'dir o da. İrade sıfatından gelen şeriatı tanzim eden kelam sıfatından gelen şeriattır. Kur'an'dır. Mesela benim irade sıfatından gelen şeriatım vücudum, ailem, eşim, dostum. Bunu düzenleyen insana sokan da kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman Allah'ın iki türlü şeriatı var. Allah'ın iki şeriatı var. Birincisi irade sıfatından gelen kainat, sebepler dünyası, kanunlar işte bugünkü ismiyle kuantum fiziğine tabi olan kainat. İşte Big Bang teorisi büyük patlamayla vücuda gelen kainatla vücuda gelen ahval ve hadisat. İkincisi kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'dir. Kelam sıfatından gelen Kur'an'a uyarsın ya da uymazsın. Bunun mükafat veya mücazatı nerededir? Ahirette. Onun için müminler dünyada genelde muvaffak olamaz. Kur'an'a uymakla mükafat ve mücazat dünyada değil çünkü. Kafirler dünyada muvaffak olur. Neden? Çünkü sıfat-ı iradeden gelen tekvini kainatta, tekvini sıfatlara uydukları için tekvini sıfatlara, tekvini şeriata uyanın muvaffakatı veya mücazatı dünyadadır. Onun için dünya müminlerin yanlışı hatası Müslümanların yanlışı hatası maalesef yani böyle olsun demiyoruz bu gerçektir doğrudur demiyoruz genel genel geçer kaydı demiyoruz ama ekser itibariyle hani klasik örnek veriyoruz ya aklınız bulanmasın diye tekrar söyleyeyim aşıyı kimse Müslümanlardan beklemiyor. Neden? Çünkü müminler Müslümanlar irade sıfatından gelen şeriata uymuyorlar. Yani bilimsel dünyada, madde dünyasında ileri gitmemişler. Hatta geri bırakılmışlar kasten. Aslında böyle değilmiş. Dünya yuvarlak mı diye, yuvarlak diyen Galilei 1700'lerde idam eden Avrupa, Avrupa'ya karşı Hicri 2. asırda İmam-ı Şafi dünya yuvarlaktır demiş. İslam filozoflarının tamamı dünya yuvarlaktır demiş. Elipsdir. Başka bir ihtimal yoktur demişler. Dünyanın hareket ettiğini ve şemsu tecri li müstegarri lehadan anlamışlar. Dünya yerinde durması imkansız. Bu ayetin bu kelamına göre dünya harekettedir demişler. Ama daha 100 yıl öncesine 50 yıl öncesine kadar dünya sabit güneş etrafında dönüyor. Değiştirdiler güneş sabit dünya etrafında dönüyor. Şimdi en son doğruyu buldular diyor ki hepsi beraber gidiyor. Yeni anladılar. Aslında haşa bizi geri bırakan Kur'an değil. Kur'an'a tabi olmayışımız. Yoksa haşa Kur'an, Müslüman, İslam, Allah. Bırakın dünyayı çalışmayın. Ahirete çalışacak falan demiyor ya. Kur'an-ı Kerim hatta dünyaya teşvik ediyor. Niye? Kainat, dünya Allah'ın en geniş Kur'an'ıdır. Kainatta ne kadar meşgul olsak, ne kadar iman, marifet noktayı nazarında oradan istifade etsek, öğrensek, bir mühendis, bir tıp hekimi o kadar marifette, imanda, ubudiyette o kadar ileri gider. Niye? Allah'ın kainat sayfasında yüzlerce, binlerce, milyonlarca, trilyonlarca sonsuz kitaplar yazılmış. Sonsuz Kur'an'lar var. Neyi elinize alsanız Kur'an gibi okursunuz. Neyi elinize alsanız Kur'an gibi tevhidi görürsünüz. Ha şimdi anlayalım. Karıştırmayalım. İki şeriat var. İradeden gelen kainat. Kelamdan gelen Kur'an. Kelamdan gelen uyarsanız dünyada ve ahirette muvaffak, dünyada muvaffak olmak garantisi yok. Malum olmak garantisi de yok. Ahirette mutlaka vel agibetülül müttakin sırrıyla muvaffak olacaksınız. İradeden gelen sıfata uyarsanız dünyaya dünyada muvaffak olursunuz. Kafir ol, mümin ol, ateist ol ne olursan ol. Eğer dünyevi şartlara riayet ediyorsan Allah seni zenginde yapar, geliştirir de uzaya da götürür, her yere götürür. Allah öyle yaratmış, İmtihan sırrı, müdahale yok. İşte böyle olmuşken insan ekber olan alemin ahvalinde harekatını ihtiyar değil tanzim eden şerdir. Devam ettik. Yanlış bir ıslahatla tabiat denilir. Allahu Teala'nın koyduğu işte söylüyoruz ya velev tecideli sünnetillahi tebdile. Allah'ın yarattığı sünnetullah kaidelerinde hiçbir değişiklik göremezsiniz. Sünnetullah denilebilir. Adetullah denilebilir. Bunların hepsi doğru isimler. Benzer isimler. Tabiat kanunlar diyorlar şimdi. Tabiat. Tab, tab demek çoğaltmak demek. Dolayısıyla tabiat tesmiyesi ismi çok çirkin bir ifade. Yani tab, kainat tabiat tab etti yani çoğalttı. Manasız bir isim. Hani kabul et kanunlar der. Ama biz Müslüman olarak ne diyeceğiz? Yerçekimi kanuna adetullah kanunu. Dünyanın neresine gidersen git havada kalmıyorsun. Boşluk yok. Dünyanın neresine gidersen git su kaldırıyor. Bunlara biz sünnetullah kanunları diyebiliriz. Adetullah diyebiliriz. Meşiyeti ilahiye diyebiliriz. Bunlar hepsi doğru ifade. Kur'anidir bunların hepsi. Sünnet tabir edilir. Evet. Ki ihtiyari olmuş, tanzim eden şerdir. İkisi, iki şer, iki, şer, iki şeriat. Bir yerde gelse mükemmel olur, değil mi? Yani Müslümanlar hem adetullah'a hem de Kur'an'ın şeriatına oysa mükemmel ötesi olur, olmuş. Peygamber Efendimiz 40 kişiyle 40 devlete meydan okumuş, muvaffak da olmuş. İslam ülkeleri, yani o, o, İslam'ın ilk çağlarında Abbasilerde, Emevilerde yahut işte Osmanlı'nın bir kısmı da buna tabi olmuş, gitmiş. Mesela e, İstanbul'u Fatih fethetmiş. Hem şeriatı fıtriyeye uymuş hem de şeriatı Kur'aniye. Akşemseddin'i yanına almış, dua edeceksin, bu işin anahtarı sende demiş. Tamam akşam ah setine kafayı aldık o işi çözdü dememiş. Bulgaristan'dan bir göçmen herhalde. Bulgar diye biliyorum ama yanlışsa düzeltilebilir. Neticede beyin göçü yapmış beyin göçü. Şahi topları. Gençler belki bilmez bizim tarih kitaplarında hikayeler masalar anlatıldığından dolayı. Beyin göçü yapıyor beyin. O gün bizim teknolojimizde öyle bir adam yok. Bulgar göçmeni veya Bulgar veya Avrupa'dan birini alıp getiriyor. Diyorlar ki top dökme içinde Bizans'ın surlarını yıkacak bir adam var bu adam. Ne yapmış? İstediği bedeli ödemiş. Beyin göçü yapmış. Şahi toplarını döktürüyor. O günkü en büyük toplar Bizans'ın yıkılmaz denilen surlarını yıkıyor. Ama bak dikkat et ikisine beraber muvaffakat ve mutal. Şunu dememiş ya sebeplere yine getirecek hoca ne alim ne? Hayır. Fetih olmuyor malum biliyorsunuz. Ne kadar çabalıyorlar olmuyor. Ondan sonra tabi Cibali Baba var karşıda. Cübbeli Baba, Cibali Baba, öyle yani ismi aynı adam da Cibali Baba üstatlar isminde bahseder. Manevi bir kuvvet, büyük bir zat, Allah indinde makbul bir zat. O Bizanslı, e, müşriklerin veyahut da artık oradaki Bizansların, Hristiyanların ölmesini istemiyor. Diyor ki ben bunları imana kavuşturacağım, tevhide anlatacağım, ölmesinler. Fatih'in attığı topları geri Müslümanların üzerine atıyor, yakalıyor manen. Bak acayip bir şey. Fetih olmuyor. Uzuyor. 52 gün olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 52 gün sürüyor fetih düzeltilebilir yani ben tarih hocası değilim ama eksik kulağımızda kalan bilgiler. Sonra bakıyor olmayacak. Ha iş geliyor akşam settine. Diyor ki iş olmuyor. Bu iş çöz. Bak. 57, 57 mi? 57 de olabilir. Yani benzer. 57. alay 57. Evet evet o özel bir ifade. Ee, en son e, bu güneş operasyonu mu? Son operasyon var ya. Barış Pınarı. Orada da 57 günde tamamladılar ya atıftı. İstanbul'un fethine atıftı. Bizimkiler önceden hazırladılar. Cumhurbaşkanı da harekat başlamadan 57. alayın e, armasının önünde poz verdi. Yani 57 günde bitireceğiz haberiniz olsun meseleyi diye. Artık Türkiye'de mesaj veriyor bu noktada maşallah iyi diller yani. 57 çok teferruat da neyse. E, Akşemseddin tabii ağlıyor. O ağladığı secdeyi çamur edene kadar ağlıyor hem de. Orada manevi galebe oluyor. Yani Akşemseddin'in duası Cibali babasının üstüne çıkıyor. Tam git fetih bitti diyor. Fatih gidiyor ki iş bitmiş. Bak ne anladık biz buradan? Bunu anlarsak zaten dünyayı anlarız biz. Anlatabildim mi? Hazreti Ali'nin Amur İbni olan mücadelesini söylemiştim. 2-3 gün önce çok olmadı. En azılı kafir. Peygamberimiz ne diyor? Sen diyor bununla başa çıkamazsın Ali diyor. Bak demiyor ki ya ben peygamberim neslim seninle devam ediyor. Korkma bir şey olmaz Allah vaat etmiş. Yok yapamaz sen bunu yenemezsin diyor ya. Sonra Hazreti Ali'nin o cesaretini görünce peygamber efendimiz tamam diyor çık. Ne yapıyor? Üzerinden zırhını çıkartıyor veriyor. Ve arkasından yine dua ediyor. Ya Rabbi kimse kalmadı yanımda bir bu kaldı bunu alma diyor. Bak. Sonra Hazreti Ali muvaffak oluyor. O kafiri meşhur Amr İbni Lübü. Ne diyor? Kılıncının tek hamlesiyle atın dört ayağını birden kesen Amr İbni Lübü'nün kellesi Ali'nin tek hamlesiyle yere düştü. Bak. Acayip. Ama bak ne yapmış? İkisine beraber riayet etmiş. Her yerde böyledir. Müslümanların muvaffak olması için dünyada da ahirette de hem kelam sıfatındaki şeriata hem de irade sıfatındaki şeriata uyacağız. Maalesef işte ondan sonra e, kanuni döneminden sonra İslam dünyası geri kalmış. Sebebi de bu e, çok daha ileri. Tabii kasıtlı plan program bunlar yani kasti yapılmış şeyler. Yoksa dünyanın en büyük matematiklerinin Müslüman olduğu, fizikçilerin Müslüman olduğu, İbn Sina'nın tıptaki ileri gitmesi, Müslüman bir alim olması, öyle değil mi? İbn Rüşt'ün, İbn Abidin'in daha bugün tıp oralara gelemedi. Onların yanına yaklaşamadılar yani. Onların söyledikleriyle teyit ediyorlar. Yani şablon İbn Sina şu anda tıpta hala. Ona bakıyorlar. Diyorlar ki o ne demiş bu meselede? Birçok meselede böyle yani. Şimdi nereye getirdik mevzuyu? Mevzu melaikeydi. Melaike bir ümmetti. Birinci şah ki ihtiyar olmuş tanzim eden şey iki şer bir yerde bazen içtima eder. Melaike ilahi bir ümmeti azime. Allah'ın melekleri de öyle bir ümmettir ki hem bir cunud subhani. Şimdi benim sevabımı günahımı yazan melek de var. Sorguya çeken kiramen katibin de var. Yağmur tanesini indiren de var veya güneşe hamle olan melek de var. Dünyaya hamle olan melek de var. Var da var. Ta nereye kadar var biliyor musunuz? Arş-ı azamda Cenab-ı Hakk'ı sadece tesbih eden melek de var. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Bel ibadun mukremin Yani onlar itiraz etmezler olduğu gibi Cenab-ı Hak Rableri onlara ne emretmişse yaparlar. Bir ayet daha olması lazım. Şeyle alakalı bu meleklerin tam teslimiyetiyle alakalı. Söylüyoruz tabi hafızlara da hafızlar tabi onlar da benim gibi unutkanlar unutuyorlar. Ee, ne diyor? Yef'aluh bel ibadun mukremin. Bir ayet daha var da hatırıma gelirse söyleyeceğim. Eee yani onlar itirazsız Rablerinin ne dediğini yaparlar. Ha 29. sözden buluruz. Niye arıyoruz ki sağa solu? Herhalde orada vardır. 29. Yani bu anlattığımız hakikatlerin her birisinin temelinde ayetler var. Şeyden değil, sadırdan olmasın, satırdan olsun diyor ya. Şurada şu ayet bak. Evet, tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Bak yani Cenab-ı Hakk'ın değil mi emriyle bu melaikeler ve ruhaniyat vazife görüyor. Bir tane daha var mı bakalım. <laughs> ha şu. Eee Ecel, o da değil. Subhanahu bel ibadun mukremin. Bunu zaten söylemiştik de. Vehum bi emri ya'melun. Yani Cenab-ı Hakk'ın emriyle ancak amel ederler. Başka hiçbir şey onların ameline karışmaz. Şimdi 24. sözün o dördüncü daldaki manayı ya okuruz ya hatırlarsınız biliyorsanız. Şimdi beraber düşünüp tekrar dersi bitireceğim. Birinci şer olmuş hameleyi mümtesil, ameleyi mümessil. Hem onlardan bir kısmı ibadı müsebbihti, bir kısmı müstahrak arşın mukarebini. Sadece bazı melekler var ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Bazı melekler var ki sadece rükudadır. Bazı melekler var ki sadece Kur'an okur. Bazı melekler var ki sadece secdededir. Sadece kıyamdadır. Sadece vazifesi yağmur tanesini, kar tanesini indirmektir. Bazı melek de vardır ki kiramen katibindir. Yani sorgular. Anlatabildim mi? Bazı melek vardır ki sağındaki solundakiler hani iyiliğini kötülüğünü yazan melekler. İşte ölüm melekleri. Cenab-ı Hak bütün yarattığı mahlukatta melekleri ayrı ayrı vazifelerle tavzif etmiş. İşte melekler de bir ümmettir. Nasıl ki bir ümmettir? Şimdi bunları beraber düşüneceğiz. Kanunlar, yer kanun nasıl olacak? Ona müekkel melekler var başlarında. 29. sözü hatırlarsanız anlarsanız ne demek istediğimizi. Melekler vazifesi o işin. Şimdi bir önceki derste ne okuduk? Kudretin vüsati vardı. O kudretin vüsatinde suyun her yerde kaldırması için ne lazım? O kanunun külliyet kesbetmesi lazım. O külliyeti Cenab-ı Hak sebepler noktayı nazarında vazifeli müekkel meleklere tevdi etmiş. O müekkel melek onu o vazifeyi bir hakkın ifa ediyor. 75 Madde bununla alakadar madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda eder. Bu da çok acayip. Madde inceldikçe hayat kalınlaşır. Basit örnek. Şişman adam zayıftır. Zayıf adam sağlamdır. Şişman adam çabuk hastalanır. Zayıf adam kolay kolay hastalanmaz. Zayıflıkta maksat hani zafiyet manasında değil. Sağlam bir zayıflık var ya mesela bizim Fatih abi gibi hiçbir şey olmuyor maşallah yani. Devamlı. Sağız. Ama mesela bizim gibi fos adamlar bat, zahiren bu tantan batınen kof hemen hasta oluyorlar. Yani niye? Çünkü vücut kalınlaştıkça mana incelir. Bunu imana, ubudiyete tatbik edelim. Hayat asıl esastır. Bu da 29. sözde gene geçer. Hayat asıl esastır. Madde ona tabidir. Bir şeyin aslı esası hayattır. Madde ona tabi. Mesela vücutta esas olan ne? Hayattır. Vücut ceset kime tabi? Hayata tabi. Hayat nereye gidiyorsa ruh, ceset oraya gidiyor. Hem de onunla kaimdir. Bir hurdebini huveyn havası hamsesiyle insanın havasını müvazene edersen görürsün. İnsan ondan ne derece büyükse havası o derece onunkinden aşağı. Fe subhanallah. Yani küçük bir mikrop düşünün. Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle hatırlarsanız o şunükte-i esasiyenin hatimesinde 29. sözde şöyle bir ifade kullanıyor vücut esas değil ki madde ona münhasır kalsın. Madde bir mana ile daimdir, kayimdir. İşte o, ma o mana hayattır, ruhtur, şuurdur. Görmüyor musun ki? Hurdebini bir mikrop yani 7000 defa mikroskopla büyütünce görerek bir mikrop arkadaşının ihtiyacını görür, ihtiyacını hisseder, yanına çağırır. Mesela bu koronavirüs diyoruz değil mi? Ne oluyor? Bir tane giriyor vücuduna, çağırıyor yanına arkadaşlarına. Orada dikkat peyda ediyor. Ondan sonra diyor gel gel gel. Burada akciğerlerde bizim rızkımıza yarayacak şeyler konuşuyorlar, anlaşıyorlar, oraya toplanıyorlar. Onları bir araya toplayan şey ne? Diyor ki ne kadar incelirse bizde beş tane hissiyat var ya. Havası hamse dediğimiz. Dokunmak, görmek, ondan sonra tatmak, koklamak, hissetmek gibi şeyler. O havası hamse hurdebini bir mikropta daha kuvvetliymiş. Niye? Ola beş kişi bir araya gelemiyoruz. Ama virüs ne yapıyor? yüzlercesini binlercesini çağırıyor. Demek ki irtibat o kadar hızlı ki sıkıntı yok. Biraz büyütelim. Mesela kime bakalım? Karıncalara bakalım. Daha büyütelim. Kuşlara bakın. Sürüler halinde mesela hiçbir problem yok. Gayet iyi anlaşıyorlar. biri bir şey buldu mu yanına çağırıyor. Balıklara bakın. Sürüler halinde biri bir şey buldu mu öbür... demek ki madde ne kadar incelirse hayat alameti o kadar artıyor. İşte o işitir kardeşinin sesini. O mikro, o virüs, mikroorganizma kardeşinin sesini işitir. Açlığını bilir, çağırır yanına. Hem de görür rızkını. Ya nasıl görecek ya? Görüyor rızkını. Ger insan kadar büyüse havası hayret feza. Eğer o mikroplar insan kadar büyütseniz insandan çok daha mükemmel olur. insan hayrette kalır. Hayatı şu lefeşan Hayatı bir damla parçası ama nur gibi şule feşan. Rüyeti berk asa, görüntüsü şimşek gibi bir nuru asumani. Yani gökyüzündeki yıldızlar gibi geziyorlar adeta. İnsan bir kitleyi mevattan bir zihayat değildir. İnsan bir kitleyi mevattan yani ölü bir parçacıktan sonradan zihayat olmamış. Belki milyarlarca zihayat hücreden canlı hücrelerden mürekkep bir zihayat, bir hücreyi insani. İnsanın yaratılmasındaki o bir damla su da hayatlı neticede. Yani o da hayatsız değil ki. E insan kendi özüne dönüp baktığında özümüz aynı o bir damla su nutfe denilen şey içinde yüzlerce, binlerce mikroorganizmalar var. Hurdebini mikroplar var. Acayip. İnnel insane ke suretin Yasin kutibet fiha suretin suretin yasin ve tebarekallahu ahsenul halikin dedi yani. İnsan şunlara baksa hakikaten çok ibret alacağı noktalar vardır. ince ince detaylar vardır. E bu kadar yeter inşallah. Yarın buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Cenab-ı Hak inşallah Cenab-ı Hakk'ın bu kudretindeki o büyüklüğü, o vehu ala kul şeyin kadirin hakikatını La ilahe illallah vahdehu la şerike leh vel mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumitu ve huve la yumut bihi'l hayr ve hu ala kulli şeyin kadir ve ileyhi'l masirin. O 11 mübarek müjdeli kelimenin hakikatını inşallah bizlere idrak ettirsin. Eee hak hak bilip tabi olup batıldan ihtinab ettirsin. Kur'an'ın bütün evamirine bütün kuvvetimizle imtisal etmeyi amasız, fakatsız, lakinsiz kabul edip onunla yaşamayı inşallah Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Kur'an-ı Kerim o üstün mahluk olan melekleri tarif ederken belli ibadun mukremin diyor. Onlar itiraz etmez, cevap vermez, doğrudan doğruya denileni yapar müsebbihlerdir diyor. Cenab-ı Hak inşallah bizi de bu hakikatlere karşı cevap verdirmesin. Aynı bir melek gibi hakikati olduğu gibi masseden, emen, süzen sentezleyen kullarından eylesin subhaneke la ilme lana illa ma sene inneke tel alimul hakim ve ahiru dawahum enil hamdulillahi rabbil alamin el fatiha